da diyelim. Artık bazı ya böyle hani onunla büyüdüğünüz işte futbolunu hatırladığınız bazı kulüplerde efsanesi olmuş futbolcuların böyle kararları almasıyla hani bir içimiz burkuluyor. Mesela teniste nasıl ki şimdi Nadal kararı birçok kişi üzdü. Futbolda da bence Iniesta'nın kararı da üzdüğünü düşünüyorum. Hatta Iniesta ile ilgili haberimizi bir detaylı ekranlara getirelim. Yönetmenimden de aldığım bilgiye göre haber şu an hazır. Ardından Andres Iniesta'yı detaylıca konuşacağız sizlerin de katılımıyla. Futbolun ihtişamlı masasından bir sandalye daha ayrıldı. Galaksiden bir yıldız daha kaydı. Özetle futbolda bir devir daha kapandı. 1984 yılında İspanya'nın Albacete kentinin batısındaki Fuentealbilla kasabasında dünyaya gelen küçük Iniesta, 10 yaşında Albacete'nin altyapısında futbola başladı. Henüz 12 yaşındaysa dünyanın en iyilerinden biri haline geleceği kulübün Barcelona'nın kapısından içeri girdi. Küçük Andres, altyapının ardından U16, U19, Barcelona B derken La Masia'daki basamakları bir bir tırmanıyordu. 18 yaşına geldiğinde ise artık A takıma yükselmiş ve Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'in Barcelona'sında kadroya girmeyi bekliyordu. İlk resmi maçına 18 yaş, 5 ay, 18 günlükken Şampiyonlar Ligi gibi zorlu bir arenada çıktı. İspanya'nın gelecekteki efsanelerinden biri olacak olan küçük Iniesta, o maçta Arjantin efsanesi Riquelme'nin arkasında merkezdeydi. 90 dakika sahada kalan 18'lik çocuk beğenilmiş, rotasyondaki yerini sağlamlaştırmıştı. 2 sezon boyunca yoğrulan Andres, Frank Rijkaard'la beraber 2004-2005 sezonunda artık ilk 11'in değişilmez bir parçasıydı. Kısa zamanda Xavi Hernandez'le harika bir ikili oluşturmuş ve Los Galacticos'un korkulu rüyasına haline gelmişlerdi. Çok geçmeden Lionel Messi'nin de takıma dahil olmasıyla birlikte Barcelona kulübünün yükselişi hızlanmıştı. Katalan ekibindeki 16 yıllık kariyerine 4 Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 9 La Liga, 6 Copa del Rey, 7 İspanya Süper Kupası, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası olmak üzere tam 32 kupa sığdırdı. 2012'de UEFA tarafından yılın futbolcusu ödülüyle onurlandırıldı. İspanya milli takımıyla ise bir Dünya Kupası ve 2 Avrupa şampiyonluğu kazandı. Barcelona'dan 2018'de ayrılarak Japonya ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu. Yeni ülkesinde 5 sezonda Japonya Ligi, Süper Kupa ve Japonya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Andres Iniesta'nın kariyerindeki son formaysa Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Emirates Club oldu. Ve son ana kadar beklettiği vedasını 40 yaşında gerçekleştirdi. Andres Iniesta ve muadilleri hem orta saha mevkisini evrimleştirdi hem de modern futbola son şeklini vererek bu güzel oyunun gelişimine büyük katkıda bulundu. Onu izleyen nesiller kendini hep şanslı hissetti. Zira futbolculuğu kadar sahadaki duruşuyla da hep fark yarattı. Futbolda devrim yapanların da bir gün devri kapanıyor, ne yazık ki. Değerli izleyenler, Andres Iniesta'nın vedası ile ilgili TBT Futbol etiketine yorumlarınızı bekliyoruz. Siz yorumlarınızı yazarken biz de sizleri Iniesta'nın paylaşmış olduğu veda videosuyla bir baş başa bırakalım. ¿Qué es para ti el fútbol? No, para mí el fútbol ha sido ¿Sabes lo que refleja para mí? Refleja lo que sentíamos cuando éramos niños en la calle y que tu madre acaba llamándote ya de noche, que no ves ni el balón. ¡Sube, sube! Eso es Andrés Iniesta, que tiene 40 años y todavía con la duda de si sigue o no sigo, si sigo o no sigo. Es de los pocos futbolistas, pero en la historia que yo recuerdo, que ha sido profesor antes que alumno. Es que lo llevaba todo aprendido.
not the biggest physical players. No, always like this. But here the brain in football like that. Y tener una de las de esos tan importantes, ¿no? Que es Andrés, y en ese momento que tenía un punto de 6, que casi estaba en descenso, que venga Andrés y diga, Pep, vamos por el buen camino, la gente está contenta, irá bien. Y dije, wow, me dio un chute de energía para seguir muy, muy grande. Y eso siempre se lo agradeceré, pero muy mucho. His character was modest, very modest. En el campo del Español, el Barcelona había ganado, iba ganando 1-4, 1-5 y salió ovacionado por todo el campo. Me parece una imagen que retrata perfectamente lo que la gente le aprecia. Andrés, si tuviera que hacer lo mismo que hemos hecho, lo volvería a hacer. Con puntos y comas. Yo creo que él no se va, no se puede ir del fútbol nunca. Evet, Iniesta ile ilgili önce bir detaylı haberimizi sizlerle buluşturduk. Melih Aydoğmuş'un sesiyle. Kendisini Real Madrid'ciyim dediğine bakmayın, çok duygulu okumuşsun. Tam bir Barcelonalı. Evet, tam bir Barcelonalı gibi okumuşsun. Onur çok güzel yazmış, ben de onu okumak kaldı. Hepimiz birbirimize atıyoruz. Şimdi ya bu arada Real Madrid de tabii ki Iniesta için bir veda mesajı paylaştı. Sonuçta gerçekten çok efsane bir oyuncu yani. Hatta ne dedi Real Madrid? İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Real Madrid Başkanı ve Yönetim Kurulu İspanyol ve Dünya Futbolu'nun en büyük efsanelerinden birine olan takdirlerini, hayranlıklarını ve sevgilerini göstermek istiyor ifadeleri yer aldı. Ayrıca Andres Iniesta kariyeri boyunca kazandığı sayısız şampiyonluğun ötesinde futbolu ve değerleriyle bu sporun gelişmesine katkıda bulundu. 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde attığı ikonik gol hatırlar mısınız? Tabii ki. Tüm İspanyol taraftarların hafızasında sonsuza kadar kalacak. Real Madrid kendisine ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında başarılar diliyor denildi. Iniesta için Real Madrid tarafından yapılan açıklamada. Şimdi şöyle bir baktığımızda nasıl bir kariyer ya. Hakikaten kupalarla dolu bir kariyer. Çok da tartışılacak bir yanı yok. Ama şöyle bir baktığımızda Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi değerli izleyenler, 9 kez La Liga, 6 kez İspanya Kupası, 3 kez Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 7 İspanya Süper Kupa, 1 Japonya Ligi, 1 Japonya Kupası, 1 Japonya Süper Kupa, Japonya'da da kazandı. Her kıtada var. Bir yılın İspanyol futbolcusu, bir kez yılın İspanyol futbolcusu ve bir kez de Avrupa'nın en iyi futbolcusu Andres Iniesta.